Merhabalar, mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kış aylarının sevilen zeytinyağlılarından olan ve içerdiği bol vitaminler ile insan sağlığına birçok faydası bulunan portakallı pırasa yemeği. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Yemeğimiz için gereken malzemeler 1 kilo pırasa, 2 adet portakal, 3 adet havuç, 1 adet limon, 1 adet soğan, 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı pirinç, 1 çay bardağı zeytinyağı. Yemeğimizde havuç ve pırasaları verev kesim dediğimiz teknikle kesiyoruz. Bıçağı sebzeleri 45 derecelik açıyla tutarak havuçları kesiyoruz. Sarımsak ve soğanla yakın akraba olan pırasa, pek çok kişi için olmasa da aramam kategorisinde bulunmasına karşın, uzmanların sağlığa faydaları nedeniyle daha sık tüketilmesini önerdiği gıdalar arasında yer alıyor. Pırasaya da verev kesmiş demini uygulayarak yemeğimize devam ediyoruz. Soğanları yarım ay şeklinde ince ince doğrayarak ayrı bir kaba alıyoruz. Pırasa yemeğine normal su çok az kullanacağız. Yemeğimizi portakal suyu ile yapacağız. 2 adet portakalın suyunu sıkıyoruz. Dünyada en çok pırasa üretilen ülke Endonezya'ymış. İkinci sırada ise Türkiye geliyor. Çünkü 0 ile 10 derece sıcaklık arasında pırasanın en lezzetlisi yetişmektedir. Soğan yerine yemekleri pırasayla pişirebilir, omletler yapabilir ya da blenderdan geçirip püre halinde çorbaların içine katabilirsiniz. Her haliyle çok lezzetli bir yiyecektir. Portakallardan sonra limonun da suyunu sıkarak işlemlerimize devam ediyoruz. Portakal ve limon suyunu bir kaba koyuyoruz. Üzerine yarım çay bardağı su ekledikten sonra şeker ve tuzu da ilave ederek güzelce çırpıyoruz. Son olarak zeytinyağını koyduğumuz sosumuzu tüm malzemeler birbirini özümseyene kadar karıştırıyoruz. Tavaya bir miktar zeytinyağı ekledikten sonra soğanları koyuyoruz. Soğanların rengi dönene kadar hafif pişiriyoruz. Soğanlar istediğimiz ölçüde piştikten sonra havuçları ekleyerek yaklaşık 3 dakika pişirmeye devam ediyoruz. Pırasaları ekledikten sonra 1-2 tur karıştırdığımız yemeğe pirinçleri de ekliyoruz. Hazırlamış olduğumuz portakallı suyu yemeğimizin üstüne döktükten sonra yemeğimizi alt üst yaparak kısık ateşte hiç karıştırmadan yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakıyoruz. Pişen yemeğimiz artık hazır. Daha lezzetli hale gelmesi için hemen servis etmek yerine 1 saat dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünkü tarifimiz kış aylarının sevilen zeytinyağlılarından olan ve içerdiği bol vitaminler ile insan sağlığına birçok faydası bulunan portakallı pırasa yemeğiydi. Hepinize afiyet olsun. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.